Hepinize tekrardan merhabalar saygıdeğer hocalarım. Ben okul öncesi öğretmeni İbrahim Kılıç. Bugün anne çocuk sağlığı ve ilk yardım dersimizin konu anlatım kısmının son videosuyla karşınızdayım. Umarım bu video 30 dakikayı geçmeyecek şekilde bitirmeye çalışacağız inşallah. Şimdi yanıklar ve ilk yardım kısmıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanıkları saygıdeğer hocalarım biz 3 kısma ayırıyoruz. Birinci dereceden yanıklar, ikinci dereceden yanıklar ve üçüncü dereceden yanıklar olmak üzere ayırıyoruz. Birinci derece yanıklar derinin dış kısmının etkilendiği hafif ufak çaplı yanıklardır. Derinin sadece üst kısmı ve hafiftir. Hani burada ilk yardım nedir? Soğuk suyun altına tutarak saygıdeğer hocalarım ne yapıyoruz? Bu yanıkların giderilmesini sağlıyoruz. Kesinlikle herhangi bir şekilde ne yapılmıyor hocalarım? Bir krem vesaire sürülmüyor. Doktor gözetimi haricinde bir krem veyahut bir ilaç saygıdeğer hocalarım sürülmüyor. İkinci derecede yanıklarda ise derinin üst ve az miktarda saygıdeğer hocalarım alt kısmı etkileniyor. Az miktarda alt kısmı etkileniyor. Birinci dereceden yanıklara oranla biraz daha böyle hani acı verici oluyor. Yanan bölge gene soğuk suya tutulur ve sarılır. Doktor önerisiyle ilaç alınmalıdır saygıdeğer hocam. İkinci dereceden yanıklar. Üçüncü dereceden yanıklarda ise derinin üstü ve altı tamamen yanıyor. Kas, kemik ve organların yanıktan etkilendiği görülüyor. Derinin alt ve üst kısmı aynı zamanda kas, kemik ve organlar yanıktan ne oluyor? Etkileniyor saygıdeğer hocalarım. Burada yapmamız gereken şey, gerçi şu yanıkları biraz daha açıklayalım. Hani bu yanıklar biraz daha kahverengi ve siyah görünüm alabilirler. Ne yapmamız gerekiyor? Yara üstünü nemli bir bandajla örtmemiz lazım. Acil tıbbi yardım istenmesi gerekiyor. Üçüncü derece yanıklardan varsa bu esnada şoku azaltmak için ilk yardım uygulaması yapılabilir saygıdeğer hocalarım. Şimdi yanıklarda yapmamız gereken şeyler, dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Bunlardan kısa kısa bahsedelim. Yanık şöyle varsayalım, kıyafetleri yanan bir kişi var. Öncelikle bu alevleri söndürmemiz lazım. Yanan kişinin koşması engellenmeli. Yere yatırıp üzeri battaniye ile örtülü veya örtüyle kapatıp yerde yuvarlanması sağlanmalı. Bilinci açık ise hastaya bol sıvı içirmeli. Çünkü yanıkla birlikte ne oluyor? Vücut sıvı kaybına uğruyor. Yanın üzerine losyon, merhem vesaire sürmememiz gerekiyor saygıdeğer hocalarım. Sirke, diş macunu, zeytinyağı gibi maddeler yanık üzerine uygulanmamalı. Büyük yanıklarda soğuk uygulama da yapılmaması gerekiyor saygıdeğer hocalarım. Bunun yanında yanık üzerini örtmede pamuk veya yara bandı kullanılmamalıdır. Nedeni şu şekilde hocalarım. Şimdi varsayalım ki benim elim yandı. Komple böyle 3. dereceden bir yanık oluştu. Bunun üstüne bir pamuk veyahut bir yara bandı sardığınız zaman, bunu çıkardığınız zaman mevcut olan deriyi işte ya da işte kas dokusunu da bununla birlikte hani söküp atarsınız saygıdeğer hocalarım. Hani iyilik edeyim derken kötülük etmiş olursunuz hasta veya yaralıya saygıdeğer hocalarım. Yanık üzerinde oluşan su kabarcıklarını asla patlatmamamız lazım. Kimyasallarla yanan bir yanığın etkisini başka bir kimyasalla azaltmaya da ne yapmayacağız? Çalışmayacağız. Yanıklar sadece saygıdeğer hocalarım hani ateş ile olmuyor. Kimyasal maddelerden dolayı da yanıkları vücudumuzda meydana gelebiliyor saygıdeğer hocalarım. Zehirlenmeler ve ilk yardım kısmına geldiğimizde ise, şimdi herhangi bir zehirlenme vakasıyla karşılaştığınız zaman yapacağınız ilk iş 114 numaralı telefonu aramak. Bu telefon nereye aittir? UZEM'e, yani saygıdeğer hocalarım, Ulusal Zehir Danışma Merkezi. Ulusal Zehir Danışma Merkezi. Gelir mi? Yani olabilir, olmayabilir. Hani çok da böyle nasıl söyleyeyim, gelme ihtimali çok yüksek bir şey değil ama olabilir. Sınavda UZEM'in telefon numarası nedir gibisinden de bir soru gelme ihtimali var mıdır? Vardır. Şimdi biz zehirlenmeleri saygıdeğer hocalarım birkaç başlık altında inceleyeceğiz. 4-5 başlık altında inceleyeceğiz. İlki sindirim yoluyla zehirlenmelerdi. Yani besin zehirlenmeleri vesaire. Şimdi kişinin bilincini biz ilk önce ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Şuraya hatta kısa kısa yazayım bir tane kalemimle. Şöyle değiştirelim bunu. Sindirim yoluyla zehirlenmeler vardır. Sindirim yolu ile zehirlenmeler
Şimdi burada ne yapacağız saygıdeğer hocalarım? Kişinin bilincini kontrol edeceğiz. Sadece ağız zehirli maddeyle temas etmişse ağzı su ile çalkalamasını isteyebiliriz. Zehirli madde el ile temas etmişse el sabun suyla yıkanmalı. Hasta ya da yaralının yaşam bulguları değerlendirilmelidir. Kusma, bulantı, ishal ve benzeri belirtilerde değerlendirilmesi lazım saygıdeğer hocalarım. Özellikle yakıcı maddenin böyle alındığı asit gibi, benzin gibi hasta ve yaralı ne içip, ne yiyip, ne içtiğini bilmediği durumlarda hasta asla kusturulmaz. Bakın, hastanın ne içtiğini, ne yediğini bilmiyorsanız kesinlikle kusturmayın saygılar hocalarım. Ya da yakıcı maddeler dediğimiz asit veyahut benzin içmişse hastamız ne yapıyoruz? Asla kusturmuyoruz. Nedeni şu, şimdi asitler vücuda örnek veriyorum ki hani pH'ı düşük bir asidik madde tüketti kişi ve ne oldu? Zehirlendi. Hastayı neden kusturmuyoruz? Var olan asidi tekrar kusmasına neden olduğumuz zaman bu asitler gerek yemek borusunu, gerek boğaz, gerek ağız içini tahriş edebiliyorsa gider hocam. Bundan dolayı ne yapmıyoruz? Kusturmuyoruz. Bilinç kaybı varsa hasta ya da yaralıya koma pozisyonu verecek saygıdeğer hocalarım. Hasta ya da yaralının üzerini örtmemiz lazım. 112'yi arayacağız. Olayla ilgili bilgileri toplayarak kaydedeceğiz. Hani kişi ilaç mı içmiş? Hani ne olmuş? Bu saatte hangi saatte oldu? Ya da işte uyuşturucu mu kullandı vesaire. Bunları not etmemizde fayda vardır saygıdeğer hocalarım. Geldik solunum yoluyla zehirlenmelerde. Şuna şöyle B diyelim. Solunum yolu ile zehirlenmeler. Şimdi solunum yolu ile zehirlenmelerde ise saygıdeğer hocam, olay yeri ve güvenliği sağlayacağız. Gaz vanası varsa kapatacağız ve olay yerine kesinlikle ateşle yaklaşmayacağız. Bazıları saygıdeğer hocam ne yapıyorlar? Hani tüpü açıyorlar ve ne yapıyorlar? Solumaya başlıyorlar. Bir yerden sonra ne oluyor? İşte hani zehirlenmeye başlıyor vesaire. Cam kapı vesaire açıyoruz. Ortamın havalandırılmasını sağlıyoruz ve hasta veya yaralıya ne yapıyoruz saygıdeğer hocalarım? Ortamdan çıkarıp temiz hava almasına neden vesile oluyoruz saygıdeğer hocalarım. Hastanın bilincini kontrol ediyoruz. Solunum yolu açıklığı ve solunumunu değerlendiriyoruz. Hasta rahat nefes alabilmesi için yarı oturur pozisyona. Bakın, yarı oturur pozisyona getirecek. Yarı oturur pozisyona getirmemiz lazım saygıdeğer hocalarım. Hastanın bilinci kapalıysa koma pozisyonu vereceğiz. Ve 112'de ne yapacağız? Arayacağız saygıdeğer hocalarım. Geldik bir diğer zehirlenme kısmına. Bu da deri yoluyla zehirlenme. Deri yolu ile zehirlenme saygıdeğer hocalarım. Deri yoluyla zehirlenmede ise olay yeri ve güvenliğini ilk başta sağlayacağız. Kişinin yaşam bulgularını değerlendireceğiz. Ellerin zehirli madde ile teması varsa önleyeceğiz. Zehir bulaşmış giysileri çıkartacağız. Fakat bunları yaparken ne yapıyoruz? Kendi önlemimizi de alıyoruz. Varsa ne yapıyoruz hocalarım? Lateks eldiven kullanıyoruz vesaire vesaire. Zehirle temas etmiş deri 15 ila 20 dakika boyunca bol suyla yıkanır. Hatta ne yapın? Musluğu açın. Zehirlenmiş kısmı ne yapıyorsunuz? Suyun altına tutun ve tıbbi yardım, yani 112 arayacağız ve yardım isteyeceğiz saygıdeğer hocalarım. Bir diğer kısım var. Buna da akrep sokmalarında ilk yardım diyelim. Akrep sokmalarında ilk yardım saygıdeğer hocalarım. Akrep sokmalarında ilk yardımda şunu yapıyoruz. Yaralıyı sırt üstü yatıracağız. Isırılan yer kesinlikle hareket ettirilmemeli ve kaşınmamalıdır. Neden? Hareket ettirdiğimiz zaman veya kaşıdığımız zaman oradaki damarları ne yapacağız? Hani biraz daha genişlemesine ve kan akımının daha da hızlanmasına, kan akımı da hızlandığında otomatikmen zehirin vücuda yayılma hızı da artmış olacak. Sokulan yere kesinlikle soğuk uygulama yapacağız. Nedeni şu, soğuk ne yapıyor? Damarları biraz daha büzüştürüyor ve kan akımını ne yapar? Yavaşlatır. Kan akımı yavaşlarsa otomatikmen ne oluyor? Zehirin vücuda yayılmasında yavaşlatmış oluyoruz. Zehirin yavaş yayılması için sokulan bölge kollar kalp seviyesinin aşağısında tutuluyor. Sokulan yerin üst kısmında dolaşımı etkilemeden bandaj uygulaması yapılabilir ve ne yapıyoruz? 112'yi arıyoruz. Sokulan yer kesinlikle ne yapılmalı? Kesilip işte zehri çıkartmak için emmeye çalışılmamalıdır. Yeşilçam'da falan görüyoruz hocalarım. Bunlar kesinlikle mittir. Bunlara gerek yoktur saygıdeğer hocalarım. Bir de madem akreplerden bahsettik, bir de yılan sokmalarından da bahsedelim. Yılan sokmalarında ilk yardım diyelim saygıdeğer hocalarım. Yılan sokmalarında da sokulan bölge gene dediğimiz gibi hareket ettirilmeyecek. Zehir çünkü vücuda daha hızlı yayılır. Yaraya baskı yapacak takılar ne yapılıyor? Çıkartılması gerekiyor. Yaraya soğuk uygulama yapıyoruz. Nedeni az önce açıkladım. Zehrin yavaş yayılması için sokulan bölge kalp seviyesinin aşağısında tutulmalı. Sokulan yerin üst kısmında dolaşımı etkilemeden bandaj uygulaması yapabiliriz. Ve yapacağımız diğer bir işlem de 112, yani acil yardımı çağırmamız
gerekiyor saygıdeğer hocalarım zehirlenmelerde. İlk yardımda bu şekilde anlatmış olalım. Geldik bir diğer noktaya. Sıcak çarpmaları ve ısı kramplarında ilk yardım. Şimdi sıcak çarpması nedir? Biraz bir ondan bahsedelim. Yüksek derece ısı ve nem nedeniyle vücut ısısının ayarlanamaması sonucu ortaya çıkan tabloda biz ne diyoruz? Sıcak çarpması adını veriyoruz. Vücut sıcaklığı ne oluyor? Aşırı yükseliyor. Yapacağımız ilk yardım ne hocalarım? Hastayı serin ve havadar bir yere alacağız. Giysilerini çıkaracağız. Bulantı yoksa ve bilinci açıksa su tuz karışımını gidermek için ne yapacağız? Bir litre suyun içine bir miktar tuz katacağız. Hatta biraz da şeker katabiliriz saygıdeğer hocalarım. Bu şekilde kişinin sıcak çarpmasına engel olmuş olacağız. Sıvı kaybını ortadan kaldırmak için saygıdeğer hocalarım. Sıcak çarpmasına ilk yardımı nasıl yapıyorduk? Hasta serin yere alınacak. Serin yere alınacak. Alınacak. Üstündekiler ne yapılacak? Çıkarılacak. Ve bulantı yoksa, bilinci açıksa ne yapıyoruz? Su artı tuz karışımını ne yapıyoruz? Hastaya içiriyoruz sıcak çarpmasında saygıdeğer hocalarım. Geldik bir diğer noktaya. Isı krampı. Isı krampı da saygıdeğer hocalarım. Genelde aşırı spor sonrası özellikle bacaklarda su ve tuz kaybına bağlı olarak kas kasılmalarıdır saygıdeğer hocalarım. Hani biz bazen spor yaptığımızda vesaire baldırlarda vesaire ne oluyor saygıdeğer hocalarım? Böyle hafif ağrılar meydana gelebiliyor. Isı krampları sırasında kişinin serin yere taşınması gerekiyor. Sıvı ve tuz kaybının giderilmesi için ayran, tuzlu su vesaire verilmeli. Kişi yatırılarak kramp geçinceye kadar kaslar dinlendirilmeli. Burada da gene yapılacak bu neydi? Sıcak çarpması saygılar hocalarım. Sıcak çarpması. Buraya da ne diyelim? Kramplar. Kramplar, ısı krampları. Burada da ne yapıyorduk? Kişi gene ne yapıyor? Serin yere alınacak. Serin yere alınır. İşte ayran, işte tuzlu su gibi ne yapılacak? İçecekler içirilmeli. Ve bunun yanında kişi yatırılarak kramp geçinceye kadar kaslar dinlendirilmeli. Kaslar dinlendirilmeli. Saygıdeğer hocalarım, ısı krampları da bu şekilde saygıdeğer hocalarım. İlk yardımı yapılıyor. Dolmalarda ilk yardım nasıl oluyor? Dolmaları da ne yapıyorduk? Yanıklardaki gibi 3 başlık altında topluyorduk. Birinci dereceden dereceden donmalar, ikinci dereceden donmalar ve üçüncü dereceden donmalar şeklinde 3 kısma ayırıyorduk. Şimdi aşırı soğukta kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşması ile dokuda hasarlar meydana geliyor. Önemli organlarda vücut sıcaklığı 35 santigrat derecenin altına inerse ölüm riski ne yapıyor? Oluşmaktadır saygıdeğer hocalarım. Birinci dereceden donmalarda yapmamız gereken şey ne? İlk yardım nasıl olacak saygıdeğer hocalarım? En hafif donuk şekli birinci derecede donmadır saygıdeğer hocalarım. Deride solukluk görülür, uyuşukluk ve halsizlik görülür, kızarıklık ve iğnelenme hissedilir. Sanki böyle hani genelde kışın yaşarız bunu biz. Parmaklarımızın ucu böyle hani dışarıdan geldik sıcak bir yere geçtiğinde sanki parmaklarımızın ucu böyle ne oluyor? İğne batırıyormuş gibi bir hissiyat uyanıyor. Birinci dereceden donmalar neydi? En hafif şekliydi saygıdeğer hocalarım. Burada yapılan ilk yardımda hani ne yapılması gerekiyor? Yani kademeli olarak ısı artışına gidilebilir. Yani tek de böyle sıcak suyun altında tutmamamız lazım elimizi. Neden? Hani böyle yavaş yavaş ortamın ısısı artırılarak ne yapılması gerekiyor? Kişinin normal vücut sıcaklığına ulaşması sağlanmalı. İkinci dereceden donmalarda zarar gören yerde gerginlik oluşuyor saygıdeğer hocalarım. Ödem, şişlik ve su toplama meydana geliyor. Su toplama, ödem ve gerginlik. Gerginlik saygılar hocalarım. Donan kısımda. Su toplaması geçtikten sonra yeterince nasıl anlatayım ben size? Su toplayan yerler böyle hani ısı normale döndüğü zaman buralarda hafif böyle siyah kabuklar oluşuyor saygılar hocalarım. Üçüncü dereceden donmalarda ise dokular büyük hasara uğruyor. Canlı deriden ayrılan siyah bir bölge oluşuyor. Dokular gerçekten donar ve hücreler ölür. Kangren oluşma riski vardır. Üçüncü dereceden donmalarda ne vardır? Kangren oluşma riski neydi? Vardır saygıdeğer hocalarım. Peki biz donma olaylarında nasıl bir ilk yardım seyrine gideceğiz? Nasıl bir ilk yardım uygulaması yapacağız?
Kişi ılık bir ortama alınır ve soğukla teması engellenmeye çalışılır. Islak giysiler varsa çıkarılır, yerine kuru giysiler giydirilmelidir. Su toplayan yerler kesinlikle ne yapılacak? Patlatılmayacak saygıdeğer hocalarım. Temiz bir bezle üstü kapatılmalı. Donmuş bölgeler temas sürtünmeden korunmalı. Ne yapmamamız gerekir saygıdeğer hocalarım? Ovalamayacağız. Ovalama nedir? Yoktur saygılar hocalarım. Donan bölge ovulmamalıdır saygılar. Ovalamamalıdır. Kişi battaniye ile sarılmalıdır saygılar hocalarım. Kişiye ılık içecekler ve şekerli sıvı gıdalar verilebilir. El ayaklar doğal pozisyonda tutularak yukarıda kaldırılır. Halsizlik hissi geçmezse tıbbi yardım ne yapılacak? İstenecek saygılar hocalarım. Donmalarda ilk yardımı da bu şekilde anlatmış olduk. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım kısmına geldik saygıdeğer hocalarım. Şimdi kırık, çıkık ve burkulmalarda ne yapacağız? Bundan biraz konuşalım. İlk önce bir kalemin rengini değiştireyim. Kırmızı kalemi alayım. Demişiz ki kırık. Şimdi ilk önce bir kırığı anlatalım saygıdeğer hocalarım. Kırık. Kırık ne? Kemik bütünlüğünün bozulması. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden ne yapabilir? Oluşabilir saygıdeğer hocalarım. Kırık çeşitlerimiz vardır. Bunların ilki nedir hocalarım? Kapalı kırıklar. Kapalı kırık. Bunu şöyle anlatayım. Varsayın ki mesela benim kolum şuradaki kemiklerden bir tanesi kırıldı. Kemik kırıldı fakat kemik vücudun deri bütünlüğüne zarar vermeden dışarı çıkmadı ve içeride kaldı. İçeride kaldıysa biz buna ne diyoruz? Kapalı kırık. Yani tanım da şu şekilde: kemik bütünlüğü bozulmuştur ancak deri sağlamdır. Bir diğer kırık çeşidimiz ise açık kırıklardır. Açık kırık. Açık kırıktaysa saygıdeğer hocalarım, deri bütünlüğü bozulmuş, kırık uçları dışarıya çıkabilir. Yani şu kemik kırıldı mı buradan dışarıya çıkabilir saygıdeğer hocalarım. Kırığın belirtileri vardır. Kırığın belirtileri nelerdir? Hareketle birlikte artan ağrısı vardır. Harekette kısıtlılık vardır. Hassasiyet vardır saygıdeğer hocalarım. Şekil bozukluğu, şişlik, kızarıklık ve morarma meydana geliyor. Kemikler birbirine sürtündüğünde gıcırdama sesi geliyor ve gerçekten çok kötü bir acısı vardır. Benim de sol kolumun şurası lise yıllarındayken kırılmıştı. Hala izi var, hafif bir şişlik var saygıdeğer hocalarım. Yani elim tamamen şu şekilde de hareket ettiremiyordum. Yani şöyle bir bilek hareketi yapamıyordum. Ve nasıl söyleyeyim, hassastı yani. Hassasiyet bayağı artmıştı yani. Elim şu şekilde olduğunda çok ciddi bir ağrı meydana geliyordu. Kırıklarda yapacağımız ilk yardım çok bellidir. Öncelikle her zamanki gibi bütün ilk yardım uygulamalarında yaptığımız şey olay yeri ve güvenliği alınır. Hasta yaranın bilinci kontrolü yapılır. Yaşamsal bulgular değerlendirilir. Hani hastanın ABC'sine bakıyorduk ya. Solunum yolu açıklığı, işte solunumu sağlaması ve sirkülasyonun, kalp masajının yapılması vesaire. Bunları kontrol ediyor. Kanama ve şok belirtilerini kontrol edeceğiz. Kırık şüphesi varsa hasta veya yaralı yeniden hareket ettirilmemelidir. Hasar gören bölge tespit edilmeden taşımak yanlıştır. Neden yanlıştır hocalarım? Şimdi kemik kırıldığı zaman saygıdeğer hocalarım böyle şu şekilde oluyor. Şunu kemiğin kırık kısmı varsayalım. Şöyle hani bir girinti çıkıntı, bu rende tarzı bir şekil alıyor. Ve her hareket ettirildiğinde bu şuradaki kasları sürtünerek onları bir bıçak etkisi yaratarak kesiyor. Ve bu çok da büyük bir ağrıya, acıya neden alıyor saygıdeğer hocalarım. Yani tespit edilmeden kesinlikle taşıma yapılmamalıdır. Kırık yerine oturtulmaya, kol bacaklardaki şekil bozuklukları düzeltilmeye çalışılmamalıdır. Yani mesela örnek veriyorum. Kol kırıldı. Çıkık diye düşünebilir. Yerine takmaya çalışmayın. Zarar verirsiniz. Ya da ne yapılmaması gerekiyor? Şekil bozuklukları düzeltilmeye çalışılmamalıdır. Kol kırıldı, şöyle kaldı. Bunu ya şöyle bir düzelteyim meselesi yok. Zarar verirsiniz. Bunu yapmıyorsunuz saygıdeğer hocalarım. Kol kırıklarında ödem oluşma riski olduğunda saat, yüzük, bilezik ve benzeri takılar çıkarılır. Neden? Hani örnek veriyorum, şurası kırıldı. Şurada ne vardır? Yüzük vardır varsayalım. Yüzük parmağında. Örnek veriyorum, yüzük var. Kol kırıldı. Kan akışı damara zarar vermiş olabilir. Damarın üstüne bası uygulamış olabilir. Yani kan toplanmayabilir. Kan geliyor fakat dönemiyor. Ne oluyor? Ödem oluşma riski çok fazla. Bu nedenden dolayı varsa yüzük, bileklik, saat, bunlar çıkarılmalıdır. Takıları çıkaracağız saygıdeğer hocalarım. Şimdi açık kırıklarda yara temiz bir bezle kapatılacak. Kanama var ise durdurulur. Kırık tespiti yapılır. Kırık şüphesi olan bölgenin ani ve hızlı hareketlerinden kaçınarak alt ve üst eklemleri içine alacak şekilde tespit edilir. Alt ve üst eklemler derken şunu kastediyorum. Mesela şunu omuz varsayalım. Şu arka kol.
Şurası dirsek, şurası ön kol, burası da bilek saygıdeğer hocam. Şurası da eller olsun. Böyle biraz anatomik bir çizim oldu. Şimdi varsayalım ki kırığımız burada meydana geldi. Tamam mı? Kırık burada meydana geldi. Yapacağımız işlem şu şekilde hocalarım. Şimdi iki eklem arası, bakın iki eklem arasının şu şekilde kırığı buradan tespit ediyoruz. Ve hani eğer ki sabitleme yapılacaksa, ki bu genelde çubuklar sayesinde yapılıyor. İki çubuğu şu şekilde tam o kırılan bölgeye koyuyorsunuz. Ve bir bez yardımıyla çok fazla sıkmadan ya da çok gevşek bırakmadan ne yapıyorsunuz? Bir bez sayesinde sarıyorsunuz. Ama bunu yaparken gerçekten çok dikkatli olmanız lazım. Bu işi bilmenizde fayda vardır saygıdeğer hocalarım. Dediğim gibi tespit malzemeleri genellikle sopa, tahta, karton gibi sert malzemelerden yapılmış olmalı ve kırık kemiğin alt ve üst eklemlerini içine alacak uzunlukta olmalıdır. Yani şuraya tahta koyacaksanız bilekten dirseğe kadar olan bir tahta seçmenizde fayda vardır saygıdeğer hocalarım. Tespit edilen bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulur, kan akımı çok fazla hızlı olmasın diye. Hasta yaralının üstü örtülerek sıcak tutulmaya çalışılmalı ve ne yapmalı saygıdeğer hocalarım? 112 aranmalıdır. Kırıkları bu şekilde anlattıktan sonra saygıdeğer hocalarım çıkıklara gelelim. Çıkık. Çıkıkta ise eklemi oluşturan bir veya birkaçının yerinden kalıcı olarak ayrılmasıdır. Kendinden normal konuma dönmez. İşte hani genelde bilek çıkığı, dirsek çıkığı, işte diz çıkığı, omuz çıkığı gibi saygıdeğer hocalarım çıkıklarla karşılaşıyoruz. Çıkığın belirtileri nedir? Yoğun ağrı vardır. Eklem bölgesinde şişlik ve kızarıklık. Hani işlev kaybı meydana geliyor mesela. Elini rahat hareket ettiremez. Niye? Zaten çıkmış yani. Buradan çıkmış ve harekette kısıtlılık vardır saygıdeğer hocalarım. Çıkıkta ilk yardımı nasıl yapıyoruz? Hasta veya yaralıyı kesinlikle ne yapıyoruz? Hareket ettirmiyoruz saygıdeğer hocalarım. Eklem yerine oturtulmaya çalışılmamalıdır. Yani tam bu çıktı ama şöyle bir iteyim de yerine koyayım ya da çekeyim de yerine girsin olmaması gerekiyor saygıdeğer hocalarım. Çıkık eklem bulunduğu şekilde tespit edilir. Ağrı ve şişliği azaltmak için soğuk uygulama yapılabilir. Acil tıbbi yardım istenir veya hastaneye götürülür saygıdeğer hocalarım. Çıkıklarda ise bu şekilde bir ilk yardım uygulamasına gidiyoruz. Burkulmalarda ise saygıdeğer hocalarım şöyle bir burkulma diyelim. Burkulmalarda eklemin çok fazla zorlanması ve gerilmesi sonucu eklem yüzeyinin anlık ayrılması sonucu burkulma oluşur. Eklem bağları zedeleniyor saygıdeğer hocalarım. Burkulmanın belirtileri şöyledir. Hani burkulan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik, morarma ve işlev kaybı meydana geliyor. Burkulmalarda nasıl bir ilk yardım izleyeceğiz? Biraz da ondan bahsedelim. Şişlik ve ağrı azaltmak için bölgeye buz torbası, soğuk uygulaması yapılır. Şuna dikkat etmemiz lazım. Bölgeye direkt buz uygulanmamalıdır. Örnek verin, burkulma burada mı meydana geldi? Önce üstüne bir bez koyuyorsunuz. Daha sonra buz torbasını üstüne koyuyorsunuz. Neden direkt buzu koymuyoruz? Çünkü bir ne olabilir hocalarım? Donma meydana gelebilir. Orada ne olabilir? Birinci derece, ikinci dereceden donmalar meydana gelebilir. Burada saygıdeğer hocalarım. Şişliği azaltmak için burkulan bölge kalp seviyesinin üstünde tutuluyor. Burkulan bölge hareket ettirilmeksizin elastik bandajla tespiti yapılır ve gerekli durumlarda tıbbi yardım sağlanır. Yani 112 ararsınız saygıdeğer hocalarım. Burkulan vücut bölgesi Price uygulamasıyla tedavi ediliyor hocalarım. Price uygulamasını şu şekilde, şöyle kodluyoruz. Price'ı, bunları nasıl anlatıyoruz? Protect, yani korumak. Rest, yani dinlenme. Ice, yani buz. Compress, yani baskı. Ve son olarak elevate, yükseltme diye saygıdeğer hocalarım ne yapıyoruz? Burkulmaları da Price uygulamasıyla tedavi ediyoruz. Hemen hemen 23-24 dakikaya falan ulaştık. Şimdi önemli noktalar ve hap bilgileri kısmına geldiğimizde yani hemen her şeyi zaten anlattığımı düşünüyorum. Önemli noktalar ve hap bilgileri kısmını burada biraz pasif geçeceğiz. Sadece şunu eklemek istiyorum saygıdeğer hocalarım. Burada bizim karşımıza çıkan şöyle bir pembe kalemi alayım. Dikkat etmemiz gereken nokta, gelirse sorun nereden gelebilir? İhtimali üzerinden konuşuyorum. Bu ölüm hızları var diye, bebek ölüm hızı, ana ölüm hızı, işte hani neonatal, perinatal ölüm hızlarına falan bakıyorduk. Ölüm hızları, bunların
nasıl söyleyelim, bize verdiği mesajlar. Hani bebek ölüm hızı fazlaysa nedir? İşte sağlık koşulları gelişmemiştir gibisinden. Ölüm hızları ve bize gösterdiği belirtiler vesaire, bunlar önemli. Çıkma ihtimali var. Daha sonra ne yapmıştık? Hastalıklardan falan konuşmuştuk. Bu hastalıklar, hani ne demiştik? İşte döküntülü hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, diğer bulaşıcı hastalıklar. Bu hastalıkları bilmemizde fayda var. Bu hastalıklardan soru gelme ihtimali var. Bunun yanı sıra saygıdeğer hocalarım, aşı kısmından muhakkak ben bir soru bekliyorum. Olma ihtimali yüksek. Aşıdan sonra temel yaşam desteği, yaşam desteğinden bir soru bekliyorum saygıdeğer hocalarım. Olma ihtimali yüksek, gelebilir. Bunun yanı sıra işte hani kanamalarda ilk yardım, sıcak çarpmalarında ilk yardım vesaire, bu tarz kısımlarda saygıdeğer hocalarım bir soru bekliyorum. Bu dersimizde bu şekilde noktalayalım ve bir diğer videomuzda da soru çözümleriyle anne çocuk sağlığı ve ilk yardım dersini noktalayalım. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın ve sevdiklerinizle kalın. Kendinize tekrardan çok çok iyi bakın saygıdeğer hocalarım.